Kayseri 6 tane antrenör değiştirmiş bir sezonda. Erzurum 5 tane değiştirmiş. Gençler Birliği Denizli 4 tane değiştirmiş. Ankara Güç 3 tane değiştirmiş. Bu 5 takımdan 4'ünün ortak özelliği ne? Küme düşmüş, düşmüş olmaları. Bugün ben açacağım. Bak başlayayım mı? Evet. Görülemeyenlere hoş geldiniz. Bugün her zamanki böyle bazen yaptığımız o değişikliklerde Değişiklikler... Görülemeyenlere hoş geldiniz. Bugün arada bir yaptığımız değişikliklerden birini yapıyoruz ve bir programı ben açıyorum. Mehmet hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bugün konumuz nedir? Çok yüksek tempoda başlayan Türkiye Süper Ligi. Ne anlamda? 3 haftada 5. Teknik Direktörümüzü gönderdik. Şaşırtıcı. Mı? Şaşırtıcı. Ün, şey parantez içine ünlem koyuyorum. Çok şaşırtıcı. Hemen görevinden ayrılan teknik direktörleri saymak gerekirse Şenolcan Kasımpaşa'dan birinci hafta sonunda gitti. Yalçın Koşukavak Kayseri Spor'dan birinci hafta sonunda gitti. Samet Aybaba Adana Demirspor, Spor, Göztepe Ünal Karaman ve Çağdaş Atan Alanya Spor ayrılıkları da üçüncü haftanın sonunda gerçekleşti. Hangisini bekliyordun? Samet Aybaba. Hangisine çok şaşırdın? Yalçın Koşukavak. Evet. Bunun da detaylarını birazdan söyleyeceğiz. Öncelikle bu klasik işte yabancı kuralı görülemeyenleri. Bu da yükseleceğimiz görülemeyen programlarından biri olacak. Çünkü benim çok fazla kafayı taktığım bir şey Ya bu kadar antrenör sirkülasyonunun olduğu başka hiçbir lig yoktur muhtemelen. Ee, hani tabii şeye detaylı bakmadım ama ya yani şu an 5 büyüklükte belki maksimum 1-2 ayrılık falan vardır. Daha 3 maç olmuş. Bu kadar 5 tane. Ya Şenolcan sanırım lisansla alakalı problemden dolayı ayrılmış. Hani onu anlayabilirim. Ama yani bazı şeyler çok belli. Mesela Adana Demirspor. Yani Balotelli'yi alıyorsun. Belhanda'yı alıyorsun. İşte Stambuli'yi alıyorsun. Gökhan İnler çok fazla ağır top var anladın mı? Ve başlarına Samet Aybaba'yı getiriyorsun. Samet Aybaba'nın antrenörlüğüyle de alakalı. Ya bu iş biraz adam yönetimi. Bu kadar çok saha dışında problemli oyuncu grubunu bir takıma toplayıp başlarına onları idare edemeyecek bir antrenör koyduğun zaman bu tarz şeylerle karşılaşıyorsun. Yani daha birinci ya da ikinci maçta Samet Aybaba maç sonu çıkıp ben Balotelli ve Belanda'dan memnun değilim dedi. Bu açıklamayı gördüğüm an Twitter'da şey yazdım. Hocam kendini hiç şans tanımıyorsun. Maksimum 10 hafta dayanırsın yazdım. Üçüncü haftada Semet Aybaba ayrıldı. Burada mesela en benim şahsen şaşırdığım Çağdaş Atan oldu. Baktım gelmeden geçen sezon en çok şans verdiği 11 oyuncudan 9'u takımdan ayrılmış. Yepyeni bir kabuk değişimi. Ve hani bir şeyler oturtmak durumunda zaten transfer dönemi hala devam ediyor. Ama siz neye dayanarak bu kadar yine kadro içerisinde bir oyuncu sirkülasyonu varken, değişimler varken ki bence ayrılan oyunculara göre kalite düşmüşken, Çağdaş Hoca'nın oynatmaya çalıştığı oyunun temelini oluşturan oyuncu profilleri ayrılmışken, onların yerinin de doldurulabildiğini zaten düşünmüyorum. O apayrı bir konu ama bu tarz kesin yargılar bir anda başarısız başlayan bir şeyi direkt antrenöre fatura etmek bana çok mantıklı gelmiyor açıkçası. Alanya Spor geçen sene bir ara şampiyonluk konuşulan bir takımdı. Ben de Yalçın Koşukava'ya çok şaşırmıştım açıkçası. Geçen sezon geldikten sonra sadece Fenerbahçe maçını kaybettim etmişti. Bu sezona kötü başlayınca onun da bileti kesildi. Yani istikrar yok. Zaten oyuncu istikrarını bambaşka bir noktaya koyuyorum. Yani takımlar, Mehmet Demirkoz söylemiş hani Türkiye'de futbol transfer için oynanıyor diye inanılmaz doğru bir şey ve yani bu transfer fetişi birçok antrenörün görevine mal oluyor. Ya tamam antrenörlerin ne kadar yeterli olduğu bence ülkede tartışılır. Çünkü şuna inanıyorum bu ülkede net olarak bir antrenör mafyası var. Yani bir antrenör sezon içerisinde 4 farklı takım çalıştırabiliyor. Bak sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Geçtiğimiz sezon isim vermiyorum. Bir antrenör var 9 maça çıkıyor 0 galibiyet. Ayrılıyor görevinden. Diğer takıma gidiyor. 7 maç 0 galibiyet. Ayrılıyor ve 3. takımı bu antrenörle sözleşme imzalayabiliyor. Ya zaten şu değişen futbol artık dilimize yapışmış durumda. Ayak uyduramıyorlar ve takımlara kattıkları bir şeyler de yok. Ve bu antrenör mafyasının yönlendirmeleriyle çok daha farklı isimler ülkede antrenörlük adına şans bulması gerekirken buna dönme dolap diyorum ben. Dönme dolap sürekli aynı şekilde aynı hocalarla dönüyor. Biz bir tane antrenörü mutlaka her sene en az iki takımın başında başında görüyoruz. Başarısızlığın kitabını yazmış. Hani bakıyorsun geçmişine her takımı küme düşürmüş. Puan ortalamaları felaket vaziyette. Puan ortalamasıyla da yargılamıyorum. Bu hocanın takımları da çok bariz bir şekilde izlediğinde takıma hiçbir şey katmadığını görüyorsun. Artık zihniyet eskimiş kendine maalesef hayrı yok vaziyette ama senede 3 tane takımı ülkede dönebiliyor. Ya Ondan sonra bu kulüplerde küme düştüm, ne bileyim işte maddi sıkıntıya girdim, başarılı olamıyorum, puan toplayamıyorum, oyuncularımdan verim alamıyorum. Der tabii yani bu tarz profilleri takımınızın başına getirdiğiniz sürece bu sıkıntıları da yaşayacaksınız. Bu senede yaşanan bir şey değil ilk defa. Yani geçtiğimiz sezonlarda da çok yaşanıyordu ki senin geçtiğimiz sezonla ilgili özellikle söylemek istediğim bir şeyler vardır. Evet aynen. Geçtiğimiz sezon kaç tane antrenör değiştiğini çıkardım. 53 farklı sözleşme görmüş bu lig 21 takımdan. Bu arada şey yok bu sayı içerisinde. Atıyorum işte Fenerbahçe Erol Bult'u getirdi. Arada Zeki Murat Göle takımın başında çıktı. Zeki Murat Göle'yi saymıyorum. Hani resmi sözleşme anlaşma olarak sayıyorum. 53. Evet. Nasıl bir nasıl bir sayı? Yani izahı yok, anladın mı? Ve en fazla antrenör değiştiren takımları okuyayım sana. Kayseri 6 tane antrenör değiştirmiş. Bir sezonda. Erzurum 5 tane değiştirmiş. Gençler Birliği Denizli 4 tane değiştirmiş. Ankara Güç 3 tane değiştirmiş. Bu 5 takımdan 4'ünün ortak özelliği ne? Küme düşmüş, düşmüş, olmaları. Bu takımların sana sezon içerisindeki transfer sayılarını sayayım. Erzurum 26 oyuncuyla sözleşme imzalamış. Gençler Birliği 13, Denizli 18, Kayseri 21, Ankara Gücü 22. 100 transfer. 5 takım 100 transfer. Yaklaşık 20 tane hoca. Ortalama bu takımlar 20 transfer yapmışlar. Rezaletten başka hiçbir şey değil. Bir kabuk değiştiriyorsun değil mi? Ya bir zaman ver, bir yapılanma. Özcan bizatihi getirdi Gençler Birliği. Açıklama yaptılar. Biz genç oyuncularımızla, altyapıdan yetiştirdiğimiz oyuncularla Özcan Hoca'ya bir şans vermek istiyoruz ve bu yapılanmanın başında olmasını istiyoruz. Uzun vadeli planlar yaptık. Bir hafta sonra Özcan Bizati'yi görevden aldılar. Ne diyeyim? Yani burada da ne anlatabilirim ki? Farklı olarak bilmiyorum. Ha, korkunç bir şey. Bu aslında e, transfer sayılarının antrenör başarısızlığına bağladığım nokta. Az önce Çağdaş Hoca'da da söylemiştim yani. Muazzam bir takımdı bence Alanya. Dediğin gibi hani liginde üst sıralarını zorluyorlardı. Oyun anlamında Faryoli'nin de çok büyük katkıları vardı bu arada. O farklı bir konu ama. Zavellas Kolkır direkt o takımın geriden oyun kurma noktasında en önemli iki tane oyuncusuydu. İkisi birden ayrıldı. Bakasetas zaten devre arasına gönderdiler. Bu sezon başında lig başladı. Siopis orta sahadaki en önemli oyuncuların başına geliyor. Siopis ayrıldı. Salih ayrıldı. Berkan ayrıldı. Adam Bareiro ayrıldı. Herkes gidiyor. Yeni oyuncular geliyor ama fatura tekrardan antrenörü kesiliyor. Yani aslında bu sadece Anadolu kulüplerinde gördüğümüz bir şey de değil. Yani şu anda Beşiktaş ve Galatasaray'ın camia tarafından çok sevilen teknik direktörleri var ama onlardan önce de orada da yine çok büyük bir sirkülasyon olabiliyordu. Evet. Yani geçen sezon mesela Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş 5. haftada 10 18 .ydi. Hatırlarsan o şeyleri o dönemki sosyal medyayı da basındaki yansımasını da işte Sergen önce kesinlikle ayrılmalı, kovulmalı, zaten takımlarına genelde önem göstermez, 6 ayda ayrılır tarzı direkt suçlamalar başlamıştı ama Beşiktaş bir sabır gösterdi. Ligin en doğru futbolunu oynayarak 5. hafta sonunda 18. olsa da camiye arkasında durdu. Taraftar arkasında durdu. Yani homurdanmaları olmuştu ama büyük çoğunluğu arkasında durmuştu. Ve o 5. haftada 18. olan takımın tartışılan antrenörü sene sonunda çift kupayla ligi bitirdi. Ya bu biraz sabır, biraz yapılanma işi. Bak Uğur Karakullukçu yazmıştı. Dün okudum tweet'i. Hoşuma gitti ama bir yandan da hani şey derler ya ağlanacak hale gülme diye. Sevgili Uğur demiş ki bir daire beğenmiştim pahalı diye tutmamıştım. Sonra öğrendim ki Faryoli tutmuş ama anlaşmayı sadece 6 aylık yapmış. Düşünün ülkedeki tek Türk yabancı hoca da her an kovulabilirim diye şu hayatını. Burada bir yılım var diyemiyor insanlar. Türk futbolun özeti. Şu an ligde bir seneden fazla takımının başında olan yanlış hatırlamıyorsam 3 tane antrenörü var. Sergen Yalçın, Fatih Terim bir de Rıza Çalınbay yönetimindeki Sivas Spor. Rıza Hoca öyle bir orada birliktelikleri var. Anlam ver verdiğim şeyler değil yani bunlar. Konular değil. Teknik direktör mafyasından bahsettin ama bir yandan da yeni nesil teknik direktörlerimiz çıkıyor ve başarılı oluyorlar. İşte Çağdaş Atan bunlardan biriydi. Okan Buruk Başakşehir ile şampiyon oldu. Sergen Yalçın yaşı ileri olsa da yine daha az tecrübeli bir teknik direktör. Onların da yurt dışına açılması bu mafya ortamlardan çıkması sence gelecekte görebileceğimiz bir şey mi? Kesinlikle zaten mafyatik olanlar kendilerini çok belli ediyor. Bir antrenör sezon içerisinde ikinci ya da üçüncü takımda imza atıyorsa bil ki o mafyanın içerisinde zaten bunlar da genelde 55-60 yaş ve üzeri olan antrenörler oluyor. Hani küme düşürmekten bıkmamış takımlara hiçbir şey katmamaktan bıkmamış olan profiller. Sağ olsun yöneticiler de herhalde bu işlerden bir çıkarı var ki bu yönetimlerin hep aynı isimler özelinde dönmeye devam ediyorlar. Kendi başarısızlıklarını antrenörler özelinde bir cezalandırma yapıyorlar. Sergen Yalçın yurt dışı hedefim var diyor. Bu harika bir şey. Çağdaş Atan'ın da yurt dışı hedefi olduğundan bahsetmişti. Ben Okan Buruk'un da mesela Başakşehir'den ayrıldıktan sonra bizim ligimizdeki hiçbir takımda görev almamasının bir numara sebebinin onun kafasındaki Avrupa planı olduğunu düşünüyorum. Ya bugün yeni nesil dediğimiz mesleğe henüz daha yeni giriş yapmış Emre Belezoğlu bile şu an için Türkiye Ligi içerisinde bir takımla anlaşmayıp staj tarzı bir şeyini Sarri'nin yanında yapacağı söyleniyor mesela. Hani bu genç akıllar futbolu kendi kariyerlerini bu antrenör mafyasının içerisindeki 55-60 yaş üzeri antrenörlerden çok daha iyi bir şekilde yönetiyorlar. Ve bizim de bence umudumuz ve geleceğimiz antrenör bazında şimdi bir sürü oyuncu yolluyoruz. Lejyoner diyoruz. Onlarla övünüyoruz. Bu harika bir şey. Bu antrenör mafyasının içerisindeki profiller Türk futbolundan yavaş yavaş emekli oldukça ve bu genç antrenörler geldikçe bunları Ömer Erdoğan da eklemek istiyorum. Ve çok başarılı bir antrenör olduğunu düşünüyorum. Bunlarla beraber zihinleri daha açık, futbolu daha çok seven, yeni futbola, modern futbola yakın profilleri de biz ihraç etmeye başlayacağız bence yurt dışına. Bu Türkiye için çok güzel bir şey olur. Tabi transfer bu kadar sevilirken kadro planlamasından da çok bahsedemiyoruz. Bu kadro planlamasıyla teknik direktör değişikliklerinin arasında da büyük uçurumlar oluyor. Net. Bir de şöyle bir şey var. Çağdaş Atan ayrıldı Alanya'dan. Ayrıldıktan sonra şimdi Sinan Gümüş Alanya Spor haberleri çıkıyor. Abi neye göre alıyorsunuz bunu? Antrenör yok takım başında. Belli ki biriyle de anlaşmadınız bu kadar kısa bir sürede. Zaten resmi bir açıklamada gelmedi bu programın çekildiği güne kadar. Sinan Gümüş'le ilgilenebiliyorsun. Mesela Fenerbahçe. Kolkır'ın şu anki durumunu neyle anlatabilirim ki ben? Vitor Pereira'ya belli ki danışılmamış ve Kolkır alınmış. Dediğim gibi şimdi Sinan Gümüş'te de aynı şey. 5 tane antrenör ayrıldı. Aralarında hala yeni antrenörünü bulmayanlar var. Ama bir yandan transfer dönemi de devam ediyor. Ve o başkanlar, yönetimler antrenörle daha anlaşmadan kadrolarına oyuncu katmaya devam ediyorlar. Kime sorarak ve neye dayanarak bu yatırımı yapıyorsun diye sorsan muhtemelen yine sevgili Mehmet Demirkol'un söylediğine geliyor. Türkiye'de futbolun transfer için oynandığı. Hem taraftar baskısından hem bu cep doldurma arsızlığından. Ya söylüyorum hem başkanlar da ceplerini dolduruyor. Onların menajerleri de ceplerini dolduruyor. Yanlış kadro planlamaları ve bu kadar fazla transfer yapıyorsun. Erzurum 26 tane transfer yapmış dedim ya. Geçen sene Yılmaz Vural'ın son maçlarından bir tanesinde yaşanan olayı hatırlıyorsun. Ricardo Gomez miydi Forvet'in adı? Net hatırlamıyorum. Maaş ödenmediği için adam oyuna girmekten vazgeçti. Ya ve antrenörleri sen böyle problemlerin de bir noktada da bu kadar fazla oyuncu aldığında böyle problemlerin de ortasına atmış oluyorsun. Ondan sonra sen işte Yılmaz Vural bu durumu idare edemiyor atıyorum. Oyuncu oynamıyor. Maçta abuk subuk hareketler yapıyor. Sonra sen cezayı yine Yılmaz Vural'a kesiyorsun. Sana kim ceza kesecek abi? Sen sürekli antrenörleri kıyıyorsun da sen yönetici misin? Sen futboldan anlıyor musun? Sağ bir alakan var mı? Futbol yatırımlarından bir haber misin? Değilsin. Yani şey demiştim ya hani spor yöneticiliği okuyan birine göre bir müteahhitin bu ülke sporunda yüksek mertebelerde görev alması daha normal bir şey diye. Daha yüksek ihtimal bir şey diye. Ve bundan yine bahsetmiştik. Hiçbir takımın yönetim kurullarında ve başkanlarında spor yöneticiliği eğitimi adı altında hiçbir lisans sahibi değil. Hiçbir tanesi. Futbolu sadece kendi şirketleri gibi, kulüpleri de kendi şirketleri gibi yönetmeye yarayan bir insan topluluğu olduğunu düşünüyorum ben sadece. İşin içine biraz da ego tatmini giriyor. Güç zehirlenmesi giriyor maalesef. Aslında kendileri Türk futbolunun dibine, antrenörlüğün dibine dinamit döşüyorlar. Şeyi de eleştirmiştik burada. Alttan antrenör geliyor diyoruz böyle yeni jenerasyonumuzu işte sergin hocaları vesaire saydık. Burada TFF'nin antrenör kurslarının paralarından da bahsettik. Yani normal geliri olan bir insanın bu ülkede antrenör olması da mümkün değil. UEFA pro lisansı alana kadar cebinden 100 bin lira falan para veriyor bu insanlar. Veriyorlar mı onu da bilmiyorum. Hani belli ki veremiyorlar. Çıkmıyor çünkü altta. Bilmiyorum ya bu konular beni çok yoruyor. Fazla yoruyor yani. Bu kadar teknik direktör kıyımı yaşanırken Yılmaz Vural'ın hiç adı geçmemesi de ilginç. Yılmaz Hoca da saldı herhalde artık. Yılmaz Vural'ın bile ümidi kalmadı bu ülke futbolundan ki <laughs> görev almıyor şu an ama şey Yılmaz Hoca'nın işi 25. hafta sonrasında başlıyor. Kapatmadan şunu sorayım. Sence bu sezonu kaç teknik direktör sözleşmesiyle tamamlarız? 20 takım içerisinde 13 takım antrenör değiştirmiş olur toplam. Zaten 5'i çoktan gitti. 8 tane daha ayrılık görürüz. Ve şöyle söyleyeyim. Ayrılanlar kimdi? Yalçın Koşukavak, Şenolcan, Çağdaş Atan. Muhtemelen Samet Aybaba, Yalçın Koşukavak falan. Bu sezonu da toplam 3 tane takım başında teknik direkt olarak geçirir mutlaka ama tam sayım 13'tür lütfen bunu da not edelim. 13. sayıda sosyal medya hesaplarından bu sözüm de paylaşılsın bence. O zaman kapatalım mı? Kapatalım. Teşekkürler güzel bir konuydu. Ben keyif aldım. Ağzına sağlık. Senin de ağzın sağlık. Soruların için teşekkürler. Sizlere de teşekkürler. Görülemeyenlerin bu bölümünde sonuna geldik. Türk futbolunun sorunları bitmiyor. Bitmediği sürece de bizlere bol bol konu çıkıyor bu programda. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sports Digital YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Ve kendinize çok iyi bakın. Ee, Oğuzcan sen bu kadar böyle çok bilmiş bilmiş konuşuyorsun ama ilk videomuzu hatırla. Sen Samat Dayı savundun. Savunmadım. <laughs> ya olmuyor ki ya, abi yapamıyorum. <laughs>